Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Temmuz ayı geldi. Emekli memurlarımızın ve memurlarımızın Temmuz ayında ne kadar zam alacakları da 3 aşağı 5 yukarı belli olmuş durumda. Bu yayınımızda değerli izleyicilerimiz, tüm emekli memurlarımızın ve mevcutta hala görevleri başında olan memurlarımızın Temmuz ayında ne kadar maaş alacaklarını tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz memurlarımıza 6 ayda bir yapılan toplu sözleşme oranında zam yapılıyor. Artı enflasyon farkı ödeniyor. Değerli izleyicilerimiz, görünen şu, ilk 5 ayda %4.57 oranında bir enflasyon var. Bunun anlamı şu, vatandaşlarımıza, emekli memurlarımıza ve memurlarımıza %4 oranında bir zam yapılacak. Artı 0.57 de enflasyon farkı ödenecek saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, bu yapılacak olan zamla beraber vatandaşımızın, emekli memurlarımızın ve memurlarımızın yüzü gülecek mi? Bunun yorumunu önce zamları açıklayalım, ardından da hep birlikte yapalım. İlk olarak emekli memurlarımız ne kadar zam alacaklar? Temmuz ayında yeni maaşları ne kadar olacak? Hemen ekranlarınıza getirelim. 25 yıllık bir memur mevcutta 2558 lira alırken yeni zamlı maaşı Temmuz'da 2675 lira olacak. Bunun anlamı şu, en düşük memur emeklisinin maaşı 2675 lira oldu demektir. Hayırlı uğurlu olsun. 30 yıllık bir memurun, emekli memurun mevcutta almış olduğu emekli maaşı 2673 lira. Yeni zamlı, Temmuz zamlıyla beraber vatandaşımızın alacağı yeni maaşı 2795 lira olacak. 25 yıllık emekli bir gelir uzmanı mevcutta 3181 lira alırken yeni zamlı maaşı 3327 lira olacak. 30 yıllık bir gelir uzmanı emeklisi mevcutta 3394 lira alırken yeni zamlı maaşı 3549 lira olacak. 25 yıllık emekli bir vaiz, yani din görevlisi mevcutta 2572 lira alırken yeni zamlı maaşı 2690 lira olacak. 30 yıllık emekli bir vaiz, yani din görevlisi mevcutta 2744 lira alırken yeni zamlı maaşı 2869 lira olacak. 25 yıllık emekli bir mühendis mevcutta 3964 lira alırken yeni zamlı maaşı 4145 lira olacak. 30 yıllık emekli bir mühendis mevcutta 4256 lira alırken yeni zamlı maaşı 4451 lira olacak. 25 yıllık emekli bir teknisyen mevcutta 25 yıllık emekli bir teknisyen mevcutta 2499 lira alırken yeni zamlı maaşı 2613 lira olacak. 30 yıllık emekli bir teknisyen mevcutta 2666 lira alırken yeni maaşı 2787 lira olacak. 25 yıllık emekli bir öğretmen mevcutta 3272 lira alırken yeni zamlı maaşı 3421 lira olacak. 30 yıllık emekli bir öğretmen mevcutta 3491 lira alırken yeni zamlı maaşı 3650 lira olacak. 25 yıllık emekli bir polis memuru mevcutta 2704 lira alırken yeni zamlı maaşı 2827 lira olacak. 30 yıllık emekli bir polis memuru mevcutta 2875 lira alırken yeni zamlı maaşı 3006 lira olacak. 25 yıllık emekli bir hemşire mevcutta 2530 lira alırken yeni zamlı maaşı 2646 lira olacak. 30 yıllık emekli bir hemşire mevcutta 2699 lira alırken yeni zamlı maaşı 2822 lira olacak değerli izleyicilerimiz. Ekranda gördüğünüz bu yeni zamlı emekli memurların maaşlarına %4 oranında
ek ödeme de dahil edilecek. Vatandaşlarımıza, emekli memurlarımıza mevcutta biliyorsunuz %4 oranında sözleşme nedeniyle zam yapılıyor. 0.57 oranında da bir enflasyon farkı ödenecek. Yani toplamda görünen bugünkü rakamlara göre %4.57 oranında vatandaşlarımıza, emekli memurlarımıza zam yapılacak değerli izleyicilerimiz. Tüm emekli memurlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. 3 aşağı 5 yukarı alacağınız zamlar bunlar. Şu anda ekranda gördüğünüz rakamlar 3 aşağı 5 yukarı alacağınız maaşları gösteriyor. Değerli izleyicilerimiz, yeni zamlar hayırlı, uğurlu olsun. Bu zamla beraber en düşük emekli memurun maaşı ek ödeme hariç 2675 lira oldu değerli izleyicilerimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ama emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız da SGK'dan, Bağkur'dan emekli olan vatandaşlarımızın maaşları arasında çok ciddi farklar var. Oysa ki maaş farkının bu kadar olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Özellikle Bağkur'dan emekli olan pek çok vatandaşımız en az 7000 gün, 9000 gün prim ödemişler. Aldıkları maaş 1600-1700 lira civarında. Bu maaşla vatandaşımızın yüzü tabii ki gülmez. Maalesef. Evet değerli izleyicilerimiz, emekli memurlarımızın yeni Temmuz maaşlarını açıkladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi de halen görevleri başında çalışan memurlarımızın yeni zamlı maaşları Temmuz ayında ne kadar olacak? Onları tek tek sizinle paylaşalım. Güvenlik görevlisi mevcutta 3592 lira alırken yeni zamlı maaşı 3756 lira olacak. Mühendis 5591 lira alırken yeni zamlı maaşı 5847 lira olacak. Öğretmen 4013 lira alırken yeni zamlı maaşı 4196 lira olacak. Polis memuru 5280 lira alırken yeni zamlı maaşı 5521 lira olacak. Profesör mevcutta 8948 lira alırken yeni zamlı maaşı 9357 lira olacak. Şef 3889 lira alırken yeni zamlı maaşı Temmuz ayında 4067 lira olacak. Şube müdürü 4926 lira alırken yeni zamlı maaşı 5152 lira olacak. Vaiz yani din görevlisi 4074 lira alırken yeni zamlı maaşı 4260 lira olacak. Vali 13214 lira alırken yeni zamlı maaşı 13818 lira olacak. Veteriner hekim 5561 lira alırken yeni zamlı maaşı 5816 lira olacak. Avukat 5224 lira alırken yeni zamlı maaşı 5463 lira olacak. Başkomiser 5768 lira alırken yeni zamlı maaşı 6032 lira olacak. Bekçi lisans mezunu 4409 lira alırken yeni zamlı maaşı 4611 lira olacak. Diş hekimi, diş tabibi 5607 lira alırken yeni zamlı maaşı 5863 lira olacak. Doçent 7659 lira alırken yeni zamlı maaşı 8009 lira olacak. Ebe 4259 lira alırken yeni zamlı maaşı 4453 lira olacak. Hakim 9257 lira alırken yeni zamlı maaşı 9680 lira olacak. Hemşire 4253 lira alırken yeni zamlı maaşı 4448 lira olacak. İmam Hatip 3868 lira alırken yeni zamlı maaşı 4045 lira olacak. İtfaiyeci 3822 lira alırken yeni zamlı maaşı 3996 lira olacak. Kaymakam 7255 lira alırken 7586 lira olacak yeni zamlı maaşı. Komiser 5675 lira alırken mevcutta yeni zamlı maaşı 5935 lira olacak değerli izleyicilerimiz.
tüm memurlarımıza yeni maaşları hayırlı, uğurlu olsun. Bu yeni maaşlara %4 oranında değerli izleyicilerimiz bir ek ödeme yapılacak. Ayrıca aile yardımı da yapılacak. Bunlar saymış olduğum rakamların içerisinde yok. Onları da sizler ekleyebilirsiniz. Tüm memurlarımıza, tüm emekli memurlarımıza, tüm vatandaşlarımıza yeni zamlı maaşların hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.